Bu ne demek oluyor Cihan? Namusunuzu içe sayan bu kadını ayaklarının altına serdim Firuze Hanım. Bu densizliğin adı ne Cihan? Amca. Ne yol bileniniz kaldı ne yordam. Ben size artık bu işe kimse karışmayacak demedim mi? Demek ki bu saatten sonra kardeşimize bile sır veremeyeceğiz. Babası ne çenesini tutabiliyor ne de oğlunun yularını. Aşirete bak. İt ite, it de kuyruğuna buyuruyor. Amca bana kimse iş buyurmadı. Ben şerefimizi korumak için gerekeni yaptım. Bak Cihan, ben sadece bir kişiye buyururum, o da gerekeni yapar. Diğerlerine ise efendi gibi beklemek düşer. Doğru dersin amca. Hükmü yerine getirmesi gereken biricik oğlunuz Boran'dı. Ama yapamadı. O zaman iş başa düştü. Cihan, ben bu iş için Sadık'ı görevlendirdim. Sen ne halt etmeye burnunu sokarsın bu işlere? Bana mı güvendin? Yoksa her pisliğini üstlenen adamlarına mı? Ben Sadık'la Turgut'u kollamaya gittim oraya. Ama oraya vardığımda ortalık harman yerine dönmüştü. Sadık yerde meyit gibi yatıyordu. Turgut da yaralanmıştı. Madem onları kollamaya gittin, neden bizim adamları kurtarmadın da bunu kurtardın? Ben namusumuzu kurtarmak istedim. Yere eğilmiş başımızı dimdik ayağa kaldırmak istedim. Daha fazlasını da yapardım ama aşiretimizin çocukları için bizden alınan toprakları geri almak zorundaydım. Yoksa onun nefesini keser, boğazını sıkardım. Amca, senden bir şey isteyeceğim. Malum, meclis bebe doğana kadar dedi. Belki de artık bebenin doğması mümkün değildir. Biliyorsun, bizim köyün yolları pek bir engebelidir. Gelirken zaten ağrısı da başladıydı. Eğer de ölü düşmüşse izin ver ağam. Akşama gün batmadan meydanda ibreti alem için herkes genç aşiretinin gücünü görsün. Can, sen git Ala'yı buraya davet et. Emrin olur ağam. Şivan Kahya, buraya bak hele. Buyur ağam. Al bunu, hemen Asiye Bey'e götürün. Tez zamanda da bana haber getirin. Emrin olur ağam. Yaşamak zorunda. Ona ya da çocuğuma bir şey olursa kimseyi yaşatmam. Hiç kimseyi yaşatmam. Sıla, kızım. İyi misiniz? He, sağ ol. Thank you.
Dayan gelin ağam. Dayan gelin ağam. Az sabret. Az sabret. Bak ebeye getirdik. Ne oldu? Az sabret. Az sabret. Geç, geç. Geç. Dayan. Geçin. Dayan geçin. Gelin ağam. Geç. Dayan. Gelecekmiş babam. Ana, sana diyorum. Yoksa babam gelmeyecek mi hiç? Hem gelmese daha iyi olur. Ya ne demek gelmese daha iyi olur? Babam gelmezse Sıla ablamı kim getirecek? Salak salak konuşma. Sen bana salak diyemezsin. Hem babam gitmişken gelmesin tabii. Gelmesin de biz de gidelim artık ya. Hep burada kalacak değiliz ya. Ben evimizi de arkadaşlarımı da özledim. Ya yeter. Sabah sabah ama boş konuştunuz ha. Yine önünüzdekiler hadi. Doğru diyor abiniz. Doyurun hadi karnınızı. Bezer ana. Çayın şimdi soğumuştur senin. Yenisini doldurayım. İster misin? Azat. Anamın hali hal değil ben sana söyleyeyim. Babam gittiğinden beri rüya aleminde yaşıyor sanki. Başına bir iş gelecek diye korkuyorum. Hem narinim, korkma. Anam dirayetli kadındır. Sen de biliyorsun, bugüne kadar başına neler geldi, hepsinde de dimdik ayakta kaldı, değil? Anam, senden de benden de güçlüdür. Babam bir arasa, vardım dese, Sıla iyi dese, anam da biz de rahat bir nefes alacağız. Bir daha bir arasan babamı, belki varmıştır da telaştan arayamamıştır. Ya narinim, kaç kere arayacağız, sofraya oturmadan önce aramadık mı? En son zaten payladı babam beni. Zırt pırt arama dedi, ben varınca arayacağım. Mümkünatı yok arama. Sen burada. Hiç kızım. Ne yapayım fidanlara bakıyordum. Sen kahvaltını ettin. Niye yoldun? Yeseydin ya bir güzel. İçim almıyor ana. Çok korkuyorum. Ya Sıla ablama, babama bir şey olursa? Hiç korkma kızım. Hiç tasalanma. İkisine de hiçbir şey olmayacak. Ne babana ne Sıla'ma. Oran ağam ikisini de koruyacak. Gör bak. Kimse elini süremeyecek Sıla'ma. Doğru diyorsun ana. Bebeğim yaşıyor değil mi? Ah kızım. Şimdi güçlü olacaksın ki kendini toplayasın. Yaşıyor değil mi? Doğruyu söyleyin. Ona bir şey olsa hissederdim. Yok kızım. Bebeni düşürmüşsün. Çok kanaman olmuş. Hayır. Hayır ölmedi o kızım. Hayır. Bebe yaşıyor değil Asiye kadın.